Yoğurtla yumurtayı birleştirdiğimiz zaman böyle oluyor değil mi işin? Bak, biraz dinlenince yumuşayacak o. Vay be. Pişti böreğimiz. Hadi bakalım. Yeşim on Şuraya numara alayım ben, oldu. dur onu. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz işim? Sahura börek yapacağım ıspanaklı. Vay be. Ispanak haşlamıştık ya. Evet. Merhaba arkadaşlar, tekrardan nasılsınız? İyi misiniz? Evet arkadaşlar bugün dün yaptığımız ıspanaklardan Evet. Dur şunları koyayım börek bakayım. yapacağız. Bu şekilde yufkalarımız, kuru yufka. Bunu Yazın gibi de yazın yapmıştık. sacının üstünde yapıyoruz. Böyle yapmamızın sebebi, katlamamızın sebebi hani araçta fazla yer kaplamasın diye, kolye böyle sığsın diye bunu bu şekilde katlıyoruz ki arabada yer kaplamasın diye. Değil mi Yeşim Hanım? Evet, böyle getirmesi kolay oluyor. Evet. Islayacağız mı şimdi yufkaları? Evet, ıslayacağız da fırını hazırlayayım da. Yumuşaması için ıslayacağız değil mi? Evet arkadaşlar yufkaları ıslayacağız. Evet, yufkaları ıslayabiliriz artık. Aynen. Bunları bu şekilde ıslayacağız arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl Arkadaşlar iyidir gidiyor bakayım umarım. hazırlıklar. Sahura bir börek yapayım dedim. Evet arkadaşlar. O ıspanak videosundan sonra dedik bu şekilde zaten ıspanağımız bir börek yapalım dedik değil mi Yeşim? Aynen. Çünkü bu ıspanaklı börek çok güzel oluyor. Bir de bu tazeyken bir de daha güzel oluyor değil mi Yeşim? Evet. Daha güzel Aynen. oluyor. Evet. Sıcak Aynen suyla öyle. ısıtıyorum ki açılsın. Hani Değil kolay. mi? Soğuk suyla ısıtmam için biraz beklemen lazım. Evet. Bu şekilde çabuk açılıyor. Yumuşatmadan olmuyor çünkü arkadaşlar, değil mi Yani Yeşim? kuru yufka. Evet. Yazın böyle yapıyoruz. Evet. Az kaldı zaten. Yazı Aynen. da az kaldı. Evet, kısa bir süre sonra gene bunları yapacağız bu şekilde arkadaşlar. Zaten videolarımızda var. Geriye dönük videolarımızda izlerseniz Evet. Yeşim Hanım'ın orada bir yufka açması var, değil mi Yeşim? Evet var. Evet, Yeşim orada bir yufka açıyor. Görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, güzel bir Siz yufka. neler yapıyorsunuz sahur hazırlığı için? Yorumlara yazın bana. Evet. Biz bu şekilde. Kahvaltılık mı yemek mi sahurda? Genelde kahvaltılık daha güzel oluyor değil mi Yeşim? Evet. Çünkü yemek ağır oluyor. Hani iftardan sonra iftar yemeğinin vermiş olduğu yorgunluk, ağırlık. Bir de sahurda da insanın canı yemek çekmiyor. O yüzden böyle kahvaltılık şeyler Evet. daha bir hafif düşüyor. O yüzden böyle İyi börek kahvaltılıklar yapalım tercih dedim. ediyoruz. Evet. Aynen biz de börek yapacağız arkadaşlar böyle Tamam. ıspanaklı soğan içinde. Başka bir şey oluyor mu işim içinde? Yok. Olmuyor değil mi? Hadi Ya bakalım. ıspanağa peynir, kıyma da katabilirler aslında ama Evet. dediğim gibi benim kızlar yemediği için Evet. o yüzden. O arada Aynen. biz de içimiz yapalım. Evet arkadaşlar. Yeşim Hanım bu şekilde. Yufkalarımız ıslandı arkadaşlar. Bak. Bakın şimdi. Bu kat ıslatmadan önce bu şekilde yumuşamıyor. Ve katı da açılmıyor. Bu birazdan daha da bir Aynen. esnek hal alacak kendisi. Açılıyor mu bak? Açılıyor. Evet Açılacak artık o. açılma şeyine geliyor. Çünkü yumuşuyorlar ya. Evet. Ya şimdi burada 5 tane yufka var. Değil mi işin? Aynen yeter. Çok kalın 5 yufka yapmayın. yetiyor zaten. Artıyor bile. Fazla kalın olduğu zaman da ağır kaçıyor. Ispanağın tadı falan alınmıyor. Değil mi işim? Aynen. Böyle iyi. Evet böyle arkadaşlar. Soğanları hazırlamıştım. Aynen. İçi yapalım o zaman. İç yapalım işim. İçini hazırlayalım. Yeşim, Efendim. takipçilerimiz videolarımızı beğeniyorlar bu arada. Teşekkür ediyoruz hepsine. Buradan selamlarımızı, Evet. saygılarımızı iletelim. Sana da övgüler yağıyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Okuyorum hepsini. Çok Evet. sağ olun. Serpil Hanım, Fadime Güzel Hanım. bakan güzel görüyor demek ki. Evet tabii. Serpil Hanım, Fadime Hanım, Teşekkür ediyoruz hepsine. Sabal Hanım, sonra İlayda Hanım, Aysun Hanım,
Sonra hepsini aklımda tutmuşum. Evet. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyoruz hepsine. İsmi aklımıza gelmeyen kusura bakmasın arkadaşlar. Bir dahaki sefere onları da iade edeceğiz. Alışacağız birbirimize. Ezberleyeceğiz inşallah. Evet. Deniyor musunuz arkadaşlar tariflerimi? Bazıları deniyorlarmış eşim. Yorumlarda yazıyorlar, görüyorum ben. Hani deneyeceğim ya da gibilerinden söylüyorlar yorumlarda. Bu sefer robottan geçirmedim. Ne yapacağız? Böyle mi açacağız eşim bunu? Böyle yapacağım bu sefer. Böyle gideceği çok ince olması şart değil. Tabii ya. Değil mi? Evet. Dur şunu. Yeşim Hanım, gözlerin kırmızı çıkıyor. Niye öyle? Az önce çok mu güldün? Çocuklarla biraz güldük herhalde ondan. Evet. Bayağı güldük. O yüzden öyle. Gözlerin. Şimdi daha da kırmızı olacak. Evet. Doğanın acısı da daha da kırmızı olacak arkadaşlar. Evet. Böyle. Bu arada Yeşim Hanım, kim gelecek? Memleketten biri geliyor şimdi. Birileri gelecek. Kayınvalidem, kayınpederim. Yani evet. Annemiz de babamız. Evet. Gelecekler. Evet. Hastane işleri var arkadaşlar. O yüzden gelecekler. Aynen. Hem bizi görmeye. Evet. Hem bizi görmeye gelecekler. Zaten bir annemle röportaj tarzında bir video yapacağız arkadaşlar. Yayınlayacağız sizlere. Hem annemi de tanımış olursunuz. Neden geldiğin, hastanede ne işi var, bunun gibi şeyler konuşma videosu gelecek sizlere. Değil mi Yeşim Hanım? Evet. Şu an benim gözüme soğan gidiyor. Başladın mı yakmaya soğan Yeşim? Evet ya. Hayro. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hemen doğra hızlı hızlı. Hemen kurtul diyor yani. Evet, hemen kurtul soğandan. Böylelikle o da orada piştiği zaman yakma etkisi gidiyor değil mi biraz? Yani değil. Mesela benim veya bir uzun süre gözlerimi böyle açamıyorum. Allah'ım, bende de öyle işte. Sen de öylesin. Bir iki saat kendime gelemiyorum. Yani biraz aspiratör açsam aslında kapısını çeker. Biraz i̇şte ses yapar ama. Aç bakayım. Azıcık ses yapar ama. Bayağı ses yapıyor. İki dakika. Evet. Soğanın kabuğu biraz kalınmış. Kalın mı? Evet. Kalın olduğu zaman ne oluyor? Acı mı oluyor? Yok, kaba yani. Baksana. Değil mi? Sert oldu. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu kapatalım şimdilik. Böyle Yeşim Hanım soğanı attı. Bu hemen kavrulur zaten değil mi Yeşim? Evet. İçine salça mı yapacaksın? Salçam vardı da. Evet. Mantı için yapmıştım. Evet. Önce. Dışarıda çekim vlogları gelecek değil mi Yeşim? Gelecek arkadaşlar. Evet. O yüzden beklemede kalın. Şimdilik böyle. Ramazan ayı olduğu için hani aynen, dışarıda çekim yapamıyoruz. O yüzden dış çekimler de gelecek en kısa zamanda. Öyle. Hadi bakalım. Şu an zaten saat 12.30 değil mi Yeşim? Evet. Evet, bunu zaten biz sahura diye yapıyoruz arkadaşlar. Sahura sıcak sıcak çayla birlikte yiyeceğiz değil mi Yeşim? Evet, aynen. Zaten bunu yesek yeter. Sahura yakın olsun diye. Evet, sıcak taze olsun diye. Zaten bunu yesek yeter arkadaşlar. Böyle Yeşim Hanım attı. Ispanakla soğanı birbirine kavuruyor. Arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz.
Daha değişik türde yapan var mı? İçine ne atılabilir başka? Siz yaptığınız zaman neler koyuyorsunuz içine? Başka bir şey konur mu yeşim? Yok, bir de baharatlar ekliyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Değil mi? Değil yoksa mi? Mesela kıyma ve peynir de katanlar ıspanaklı peynirli, ıspanaklı kıymalı. Evet. Yoksa öbür türlü fazla iç koydukları zaman başka değişik ıspanağın tadı kalmaz değil mi? Bizim çocuklar da öyle. Çok hani aşırı baharatlı, değişik şeyleri pek yemiyorlar arkadaşlar. Damak zevkleri farklı biraz. Evet. O yüzden. Aynen öyle. Bu akşam sahura börek yapıyoruz. Börek. Siz neler yapıyorsunuz? Sahur menülerinizi bana yazın. Evet. Sahurda neler yiyoruz arkadaşlar. Zaten bunun yapıp hazırlanması 1-1,5 saati bulur değil mi yeşim? Olur ya, çabuk evet. Tabii ki de pişiyor falan diyene kadar. Aynen öyle. Saat zaten 2 olur. Pişiyorum ediyorum diyene kadar. O sofraya oturma falan derken 2,5 olur saat. Yerken merken sahur vakti zaten gelir fazlasıyla. Bu şekilde. Evet. Şuraya alayım, onu da uzak oluyor oraya. Değil mi? Boyum kısa, orayı zor edeceğim. Topuklu terlik mi giyeceğim acaba? Aslında böyle şart. Böyle daha rahat. Değil mi? Rahatıma düşkünüm, öyle uğraşamam. Topuklu da evin içini rahatsız eder işte. Aynen. Bu şekilde mi yaşayayım? Yani. Zaten taze ıspanak olduğu için. Evet, içimiz bu şekilde arkadaşlar. İç hazırlandı değil mi böyle? Hazır, aynen. Karabiber, pul biber, tuz kattım yani. Vay be. İyiymiş. Bu şekilde. Tepsiye döşeyip, biz öyle diyoruz. Yer ezdim. Sonra fırına vereceğim işte. Bu kadar. Pişecek, aynen bu kadar. İyiymiş. Hadi bakalım. İçimiz hazır. Hazır mı işim? Aynen pişti. Evet, İç hazır zaten. Aynen. Yoğurtlu sos da yaptım. Yoğurt içine mi süreceksin? Yoğurt koydum ya, evet, aralarına süreceğim kuru olmasın diye yufka. Vay be, güzel olur. Hem güzel tat verir değil mi? Ekşi bir tat verir. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yeşim Hanım tepsiyi yağlıyor mu Yeşim? Evet, yağlayalım. Evet. Börek yiyeceğiz, börek. Hadi bakalım. Cem, börek mi börek mi bakayım? Börek. 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 Börek diyen de var. Börek. Evet. Şimdi her kata iç mi koyacaksın yeşim? Yok, iki yufkada bir koyacağım. Her kata da koyabilirler. Değil mi? Aynen. Yağ geziniyor içinde, oldu. Yufkalarımıza bakalım. Bak. Yufka yumuşamış mı işin? Aynen. Bakalım hemen. Bak. Güzel. Kendiliğinden. Evet. Bu şekilde. Yufkamız açıldı. Vay be. Bu şekilde açılıyor. Aynen. Tam da tepsimize göre. Çok büyük açmıyoruz arkadaşlar. Mesela köyde tabii annemlerin mesela tepsileri çok büyük olduğu için. Büyük açılıyor da mesela ben çok büyük yapmıyoruz. Evet. Parçalaması olmuyor böyle. İyi oluyor. Aynen öyle. Tam tepsilik. Güzel. Aynen. Aralarına yoğurtlu sos da koyuyorum şöyle. Evet. Hem güzel tat veriyor değil mi? Aynen. Hem güzel tat veriyor böyle. Hem aynen de yufka kuru olmuyor. Bu şekilde sürüyorum. Aynen. Kenarlarını daha çok sürüyorum. Kenarları biraz daha sert oluyor ya. Değil mi? O zaman sert olmuyor mu işin? Aynen. Yumuşatıyor. Süt de katabilirler. Ben süt de yapabiliyorum yani. Değil mi? Bazen süt yapıyorum. Bir de yoğurt yapayım. Evet. Vay be, demek öyle ha. Evet. Ya hadi bakalım. Basit bir şey arkadaşlar. Yazdan böyle yeri olan hazırlası yufkasını. Evet. Yani pratik bir şey bu da. Aynen öyle. İçi ikiye böleceğim. Ben iki yufkada bir iç koyuyorum. Evet, bu şekilde değil mi? Hı
İçimizde böyle arkadaşlar. 10 numara oldu. Of, çayın sıcacık. Güzel olur değil mi eşim? Evet. Aynen öyle. Misafirim geleceği zaman arkadaşlar ben akşamdan yapıyorum böyle. Sabah da pişirebiliyorsun yani. Değil mi? Evet, hiçbir şey olmuyor. Çok hızlı olan bir şey değil mi eşim? Evet, çok pratik, hızlı olan bir şey. Evet, takriben böyle bir yarım saatte bu malzemeler falan oluyor. Yani mesela hani ıspanağı haşlayıp buzluğumuza koyabiliriz, tip birimize. Aynen öyle. Bu şekilde. Vay be. Güzel oldu eşim. Evet. Tadı da çok güzel ıspanaklı, evet, böreği. Bizim evde herkes seviyor. Arkadaşlar siz neyle börek seviyorsunuz? Ispanaklı, peynirli, kıymalı. Evet, benim genelde ıspanaklı hoşuma gidiyor eşim. Bu sene ıspanaklı seviyor. Peynirli pek hoşuma gitmiyor çünkü böyle lor peynir mi genelde olduğu için de o hoşuma gitmiyor. Ondan herhalde öyle. Ben de peynirli çok seviyorum. Peynirli seviyorum yani. Sigara böreği de öyle. Mesela peynirli hoşuma gitmiyor da patatesli hoşuma gidiyor. Valla ben de peynirli seviyorum. Mesela sigara böreğini peynirli daha çok seviyorum. Aynen. Bu şekilde açılıyor değil mi eşim? O yüzden hani biraz daha sıcak suyunu istiyorum. Çabuk açılsın diye. Evet. Bu şekilde. Çarşaf gibi açıldı eşim. Valla. 10 numara. Kolay bir börek. Bir tepsi börek. Evet. Böyle Yeşim Hanım sürüyor gene yoğurdu. Bu şekilde. Yoğurdu da sürdük. Evet. Şimdi bunu da koyalım. Ah, nazar değdi, yırtıldı. O kadar olur ya şimdi. Yapışmış ya. O demek ki tam şey olmamış ya şimdi, yumuşamamış. Tam ıslanmamış. Yok, aslında belki de çok ıslanmıyor şimdi. Olur mu öyle, yapışmış değil mi? Ötekini de aç istersen. Açmışken de orada şimdi durdukça da yapışıyor herhalde değil mi? Açtım bak. Evet. Orasını görmeyin arkadaşlar. Evet, o kadar olacak. Orasını unutun. O kadar olacak değil mi eşim? Tabii, tabii bak, ki de. Kapandı gitti. Tamam. Evet. Bu içine dağıtalım. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Oruç, Ramazan. İyi misiniz? İyidir inşallah ya herkesin. Havalar da güzel yani. Aşırı, evet, sıcak da yok. Aynen öyle. Gözüm hala soğan gitmiş olabilir. Evet, soğan yok ya. Böyle kıpır kıpır ettiriyorum. Aynen öyle. Hadi bakalım. Ne yaptın eşin? Dağıttım ıspanakları da. Dağıttık mı hepsini? Evet. Vay be. Arkadaşlar Yeşim Hanım 10 numara yaptı ıspanaklı böreği. Çok güzel oldu. Böyle. Bir önceki videoda zaten görmüşsünüzdür. Ispanaklar tazeydi, güzeldi. Onunla birlikte bayatlamadan biz dedik börek yapalım. Ispanaklı börek. Ve 10 numara oldu değil mi Yeşim? Aynen, çok güzel. Çok güzel tadı falan olacak. Çünkü daha önce çok yaptık. Tabii sürekli yaptığımız bir şey. Evet. Aynen öyle. Soğuk üstüne sereceğiz değil mi eşim? Evet. Hadi onu da sen aç. Hadi ben açalım. Becerebilecek mi acaba? Arkadaşlar yufkamızı bu şekilde açıyoruz. Böyle açıyoruz ki. Hadi bakalım. Bak şimdi. Evet. Biraz zorlanıyorum sanki de. Ama açarım yani. Benim ellerim biraz kibardır. Değil mi eşim? Biliyoruz canım. Evet. Nazik. Nazik. Bu şekilde başardım arkadaşlar. Sever misin eşim? Serser. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yaptım eşim ıspanaklı böyle. Oldu mu? Evet evet. Şöyle şey yap. Dur dur şöyle. Altına mı katacaksın? Yok. Şöyle ortaya doğru. Yani ortası biraz daha ince oluyor ya. Evet. Evet, yaptı Can Bey. Evet, ben yaptım. Dur ona bir tane yumurta kırayım.
Önce şey yapmayacağım mı? Üstüne süreceğiz işte yumurtayla birlikte. Yoğurdu. Vay be. Aynen öyle. Tamam. Hadi yumurtasını da sen sür o zaman. Hadi bakalım yeşim. Dur ben. Bu yoğurdu. İşte içine yıkayacağım. He. Üstüne süreceğim öyle. Yumurtayla birlikte süreceğiz arkadaşlar. Hı-hı. Hadi bakalım. Yeşim Hanım yumurta yıkırsın. Bunu böyle sürelim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza geç oldu ama hoş geldiniz. Yumurtalı sosumuzu da yaptık değil mi yeşim? Sapsarı ser bakalım üstüne sensin. Sen ya. Süre mi? Hı, süredi güzel. Biz sürecekmişiz arkadaşlar. Böyle bol bol ama süre mi yeşim? Sür sür. Her tarafını güzel sür. Vay be. Böyle arkadaşlar. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Hani sıkılanlar var mı içinizde? Sıkılırlar mı işimizde? Tabii canım yani sıkılan da olabilir. Değil mi? İlla olur da. Yani. Tabii herkesin fikrine sonra düşüncesine saygı duymak lazım. Yani. Saygı duyuyoruz. Bir de herkes beğenecek diye bir şey yok bunu. Biz sadece hani zamanımızın olduğu kadarıyla videolarımızı çekiyoruz, bu şekilde yayınlıyoruz. Hani ilerleyen günlerde daha da sıklaşacak bu videolar, daha da güzel konseptler gelecek değil mi işin? Evet, dışarılara çıkarız inşallah. Evet, dışarılar falan on numara olacak, dış çekimler falan. Geçer mi işin? On numara, aferin. Ver. Çok, alayım mı? Çok geldi ha. 10 numara sürdüm arkadaşlar. Ellerimi yıkayayım ben. Evet. Yeşim Hanım sürsün tekrar. Biz de yakın çekim yapalım. Bu şekilde sürdük arkadaşlar. 10 numara oldu. Şimdi bu ne güzel kızarır değil mi yeşim? Kıpırız olacak. Evet. Üstüne susam çörek otu da ekebilirler. Ve ben ekmeyeceğim. Evet. Sefer. Aynen. Böyle sade güzel oluyor. Çörek otunu bulsa yürüyor. Susam evet. Yiyor da. Aynen. İnsan dişinin arasına falan çok kaçıyor. Bir de çok yeşim. Dökülüyor ya. Evet dökülüyor. O zaman yapmayacağım bu sefer. Aynen. Şimdilik kalsın. Böyle olsun. Bu da böyle olsun. Evet. Bitti mi işim? Bitti. Şimdi ne yapacağız bunu? Fırına. Vay be. Fırına süreceğiz arkadaşlar. Pişince biraz bekleteceğiz yumuşasın diye. Evet. Ne kadar sürüyor işim bunu? İlk sıcaklığı dediğimde 15 dakikaya pişer herhalde. Pişer mi o kadar? Pişer. Vay be. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bunu şimdi piştikten sonra sıcak sıcak yiyeceğiz değil mi işim? Aynen. Hadi bakalım. Isındı mı fırın? Isınıyor fırın. Işıkları da toparlayayım o arada ben. Evet ısınsın değil mi? Aynen fırına koyarız. Fırına koyalım artık. Hadi bakalım. Fırına koydu yeşim hanım. Ne kadar sürer yeşim? Dediğim gibi bir 15-20 dakika pişer. Vay be. Hadi bakalım. 15 dakikaya hazır arkadaşlar bu. Evet. Böreğimiz. Ondan sonra bekleyelim. Afiyetle yiyeceğiz değil mi yeşim? İnşallah afiyetle yeriz. Evet, hadi bu pişsin arkadaşlar burada. Ondan sonra gene gelelim. Ne yaptın yeşim? Böreğe bakalım Cihan Bey. Oo yeşim. Kıpkırmızı olmuş ya. Aynen. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi yoğurtla yumurtayı birleştirdiğimiz zaman böyle oluyor değil mi yeşim? Yani bak biraz dinlenince yumuşayacak o. Vay be. Pişti böreğimiz. Hadi bakalım. Yeşim şuraya on numara oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde böreğimiz 10 numara kızardı sıcak. Oo. Yeşim olmuş bu. Elim yapmadı alıyor. Evet. Böyle pişti arkadaşlar. Nasıl güzel gözüküyor mu yeşim? Güzel gözüküyor ve kokusu. Enfes mi? Enfes. Vay be. Hadi bakalım. Altı nasıl acaba yeşim? Altı pişmiştir. Aşağı indirdim ama bakmadım. Ama. Pişmiştir yani. Pişmiş midir? Bakalım altına. Pişmiştir herhalde. Hadi bakalım. Çünkü biraz aşağı indirdim. Altıya yakın olsun. Evet arkadaşlar altını şu an gösteriyoruz sizlere.
Bak bakalım ben de göremiyorum. Altı kırmızı yeşil güzel. Aynı üstü gibi. On numara. Çünkü bir aşağı aldım onu ben. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bize afiyet olsun. Aynen öyle. Güzel bir börek. Aynen. Sahur için. Çok güzel oldu. Değil mi eşim? Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde. Böyle böreğimiz. Birazdan keseceğiz, dilimleyeceğiz. Aynen öyle. Hadi bakalım. Biraz dinlendi. Dinlendi mi eşim? Evet. Evet arkadaşlar. Dinlendi bir 5-10 dakika dinlendi değil mi? 10 dakika sürmüştü. Hemen yumuşadı. Bak. Evet. Hani o ilk sıcaklığı gitti yani. Aynen öyle. Şimdi eşim bunu kesecek değil mi eşim? Evet keselim bir bakalım. O yumuşamış eşim ya. Evet. Biraz daha beklese daha yumuşak olur. Evet. Islak bez de koyabilirler de ben koymadım. Değil mi? O zaman ne oluyor eşim? Islak bez koyduğu zaman? Yani daha çok yumuşuyor. Nemlendiriyor ya. Şu orada şurada. Bakalım. Bu ortada. Aa, şimdi yenir eşim bu çayla. Değil mi? Şu şekilde bakın arasına. Ben kalk, en kalk. Çok kalın. Bak kal, ideal bir yani. Çok kalın iyi olmuyor zaten. Aa, bu şekilde değil mi eşim? Evet. Gayet güzel. Kat kat olmuş değil mi eşim? Yani şöyle altıda da göstereyim. Evet altı da güzel. 10 numara pişti eşim. Yani. Servis tabağına bakalım. Evet. Güzel olmuş mu eşim? Bence olmuştur yani. Evet. Böyle işte arkadaşlar. Güzel oldu. Gayet lezzetli görünüyor. Tadı da öyledir. Makaki çünkü biz daha önce bunu yaptık değil mi eşim? Tabii ki de. 10 numara tadı oldu. Görüntüsü zaten gösteriyor kendini nasıl bir şey olduğunu. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Zaten yapan çok kişi vardır. Biz böyle gene Ramazan ayında yapmak istedik sahurda. Güzel bir börek oldu bizce. Değil mi eşim hanım? Evet çok güzel oldu. Evet hadi bakalım. Afiyet olsun o zaman bize değil mi eşim? Evet. Şu dağılı da ben bunu yiyeceğim. Evet tadına. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. Değil mi eşim? 10 evet. Numara oldu. Güzel oldu. Biraz kestim. Siz evet, de görün diye. Şöyle gösterelim. Böreğimiz 10 numara oldu. O zaman bize afiyet olsun. Videomuzu evet. Burada bitirelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizden ricamız. Aynen. Destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Evet bu süreçte. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeşim 10 numara oldu kız. Ya hadi bir tane.